STM, milli imkanlarla tasarladığı çok maksatlı destek gemisini ilk kez Malezya'nın Langkawi Adası'nda düzenlenen Lima 2025 fuarında tanıttı. Amfibi birliklerin taşınmasından denizde lojistik deste, kriz bölgelerinde hastane görevine kadar birçok alanda görev yapabilecek olan bu gemi, farklı operasyonel ihtiyaçlara aynı anda yanıt verebilecek şekilde geliştirildi. STM tarafından geliştirilen MRSS, Lankari Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarında ilk kez uluslararası vitrine çıktı. Bu gibi gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tanıtım töreninde konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin Türk donanmasının en büyük çözüm ortağı olduğunu belirtti. Güleryüz, Portekiz, Ukrayna, Pakistan ve Malezya için deniz platformları inşa ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Mühendislik kabiliyetlerimizle yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak bir platformu ilk kez Malezya Limada sergiliyoruz. Malezya Deniz Kuvvetlerinin isterlerini dikkate alarak özgün olarak tasarladığımız çok maksatlı destek gemisi MRSS, harekat ihtiyaçlarına çok yönlü şekilde yanıt veren yenilikçi bir platform. Yüksek operasyonel esneklik sunan MRSS, hem amfibi harekat hem de denizde lojistik destek görevlerini başarıyla yerine getirebilecek. MRSS 14 ana muharebe tankı, 9 amfibi araç, 500 amfibi personel, 2 adet 15 tonluk helikopter bulundurma kapasitesiyle amfibi çıkarma harekatında etkili olacak pek çok özelliğe sahip. Yalnızca askeri değil, insano yardım operasyonlarında da etkin bir rol üstlenebilecek. Tahliye harekatından hastane gemisi olmasına, helikopter harekatından araman kurtarma görevlerine kadar birçok işlevi destekleyecek olan MRSS, donanmaların denizlerdeki operasyonel etkinliğini artıracak uzun süreli operasyonlara uygun, maliyet etkin ve işlevsel bir tasarım sunuyor. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.